Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem yâlem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn, seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhıknâ bissâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhammed Ali Sabuni'nin Revai'ul Beyan Tefsiru Ayatil Ahkam Minel Kur'an adlı tefsirinden, ahkam tefsirinden El Muhadaratu Sabi'a Aşara, yani 17. muhadaraya başlıyoruz. Bu muhadaranın başlığı değerli arkadaşlar, Meşru'iyetü Talâgı Fil İslam, İslam'da boşanmanın meşru kılınması. Bu konuyla ilgili Bakara suresinden 228 ve 231. ayetlerin tefsirini yapacağız inşallah. Bu ayetlerin tefsirine başlamadan önce ayetlerin Türkçe mealini vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlallahu Teâlâ, şanı yüce olan Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur. Vel mutallakatu, boşanmış olan bayanlar, yeterabbesne bi enfusihinne felasete kuru, üç hayız miktarı beklesinler. Üç hayız müddeti beklesinler. Ve la yahillu lehunne en yektumne ma halakallahu fi erhamihinne. Onların rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu cenini gizlemeleri onlar için helal değildir. İn künne yu'minne billahi vel yevmil ahir. Şayet onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, rahimlerinde olan hamileliği gizlemeleri onlar için helal değildir. Ve bu uletuhunne, kocaları, ehakku bireddihinne fî zâlike in erâdû ıslâha. Eğer aralarını düzeltmek istiyorsa kocaları, onları tekrar yeniden ailevi hayata döndürmekte daha fazla hak sahibidirler. Ve lehunne mislüllezî aleyhinne bil maruf. Evet, bayanların da bir takım hakları vardır. Velir ricali aleyhinne derece, ama erkeklerin bayanlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Vallahu azizün hakim, şüphesiz ki Allah azizdir ve hakimdir. Yani Allah Teala yücedir ve her yaptığı işi hikmetle yapar. Ettelâgu merratâni, boşanma ikidir. Fe imsâkum bimârufin, ya iyilikle tutmak, ev tasrihum bi ihsan, veyahut da güzel bir şekilde serbest bırakmak gerekir. Ve la yahillu lekum en ta'khudhu mimma ataytumuhunne şey'en illa en yahafa alla yuqima hududallah. Eşlerinize verdiğiniz mehirden herhangi bir şeyi tekrar geri almanız sizin için helal değildir. İlla en yahafa alla yuqima hududallah, ancak aralarındaki Allah'ın çizmiş olduğu sınırları, hudutları devam ettirmekten endişe edenler müstesna. Fe in khiftum alla yuqima hududallah, eğer Allah'ın belirlediği o sınırları koruma ve devam ettirmekte endişe ederseniz, korkarsanız, fe la cunaha aleyhima fî meftedet bi,
bayanın erkeğe bir takım şeyler vermek suretiyle boşanmasını istemesinde bir günah yoktur. Tilke hududullahi fela ta'teduha. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Asla bu sınırları aşmayın. Ve men yeteadde hududallahi, kim Allah'ın çizdiği bu sınırları aşarsa, feulâke humuzzâlimûn, onlar zalimlerin ta kendileridir. Fe in tallakaha, şayet koca eşini boşarsa, fela tahillu lehu min ba'du hatta tenkihâ zevcen gayra, hanımını üçüncü kez boşadıktan sonra artık o kadın o erkeğe helal olmaz. Ve in tallakaha fela cunah aleyhi ma en yeteraca in zanna en yuqima hududallah. Evet, bir erkek hanımını üç talakla boşarsa başka bir erkekle evlenip de boşandıktan sonra ancak o kadın o erkeğe helal olur. Ve in tallakaha, eğer o ikinci evlendiği erkek kadını boşarsa, fela cunaha aleyhima en yeteraca in zanna en yuqima hududallah, Allah'ın çizdiği sınırları korumak ve evlilik hayatını devam ettirmeye eğer inanıyorlarsa, o zaman tekrar yeniden yeni bir nikahla birlikte olmalarında bir günah yoktur. Ve tilke hududullahi yübeyyinuha liqavmin ya'lemun. İşte bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır ki Allah Teala bilen ve inanan bir kavim için bunları açıklamaktadır. Ve izâ tallaktumun nisâe, ey erkekler, kadınlarınızı boşadığınız zaman, febelâne ecelehunne, onlar iddet müddetini doldurdukları zaman, temsikuhunne bi marufin ev serrihuhunne bi maruf, ya iyilikle onları tutun ve ailevi ilişkilerinize devam edin veyahut da onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ve la tumsikuhunne dıraren litatedu. Evet, onlara zarar vermek için asla onları tutmayın ve sınırı aşmayın. Ve men yef'al zalike, kim böyle yaparsa, fekad zaleme nefse, o zaman kendine zulmetmiş olur, haksızlık etmiş olur. Ve la tettehizu ayatillahi huzuva, Allah'ın ayetlerini oyuncak yapmayın, şakaya almayın. Ve zkuru nimetallahi aleykum, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetlerini hatırlayın. Ve ma enzel aleykum minel kitabe vel hikmeti ya'idukum bih. Evet, Allah'ın size indirmiş olduğu kitabı ve hikmeti ve size öğüdünü hatırlayın. Vettekullaha, Allah'tan korkun. Allah'ın emrine karşı gelmekten sakının. Ve alemu, şunu çok iyi bilin ki, ennallaha bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyi bilmektedir. Bakara suresinden 228 ve 200 31. ayetlerin Türkçe mealini bu şekilde vermiş olduk değerli dostlar. Evet, bu ayetlerde geçen bir takım kelimeler var, lafızlar var. Bu kelimelerin tahlilini yapacağız. Et-tahlilu lafziyyu, lafzi tahlil başlığı altında. Birinci kelime guru kelimesi. Guru, evet, cem'u gur, gur kelimesinin çoğuludur. Bil fethi ve dammi, damme ile ve fetha ile okunabilir. Garun veya gurun şeklinde, evet, damme ve fethalı şekilde okunabilir. Ve yutlagu fi kelamil arabi alel haydı ve alet tuhri. Evet, guru kelimesi Arap kelamında hayız anlamında kullanıldığı gibi tuhur, yani temizlik anlamında da kullanılmaktadır. Ve huve minel eddabi, evet, zıt anlama gelen kelimelerden bir tanesidir. Gale fil gamusi, kamusta şöyle açıklanmıştır. Vel gar'u bil fethi,
ve yudammu el haydu el gar'u veya el gur'u el haydu hayız anlamında veya et tuhru temizlik anlamında kullanmaktadır. Vel vaktü ve vakit zaman anlamında da kullanılmaktadır. Ve ekra'at hadat ve tahurat yani hayız gördü ve temizlendi gibi manalarda kullanılmaktadır. Ve cem'u tuhur kelimesinin çoğulu guru ve cem'ul hayd ekra. Evet, eğer guru'un kelimesi temizlik anlamına gelirse guru şeklinde çoğulu yapılmaktadır. Şayet hayız anlamına kullanılırsa o zaman guru kelimesinin çoğulu egrra'u şeklinde gelmektedir. Dolayısıyla ayette guru şeklinde geldiğine göre o zaman lügata göre, sözlüğe göre temizlik anlamında olması elbette daha doğrudur. Ve aslul gur'i, gur kelimesinin aslı el içtima'u toplanma anlamına gelmektedir. Ve sümmiyel haydu gur'an, evet hayız gur olarak isimlendirilmiştir. İçtima'i dem firrahim, rahimde kan toplanması sebebiyle hayza gur denilmiştir. Kâlel ahfeşü, ahfeş de şöyle demiştir. Ekra'at el mer'etü, evet kadın hayız gördü. İzâ sârat sahibe haydın, evet bir bayan hayız gördüğünde, ay hali geldiği zaman ekra'atil mer'etü denilir. Ve izâ hâdat, hayız olduğu zaman bu şekilde söylenir. Kultu garaet ve min meci'il kur bimana hayd. Evet, hayz manasına geldiği gibi kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem li Fatımeti binti Ebi Hubeyş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma binti Ebi Hubeyş'e şöyle söylemiştir. Da'i es-salate, namazı bırak. Da'i yani utviki es-salate anlamındadır. Da'i es-salate, namazı bırak. Eyyame ekra iki, evet hayız gördüğün günlerde namazı bırak, namazı terk et. Dolayısıyla işte bu Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden İslam alimleri bir bayan hayız hali gördüğü zaman namaz kılması caiz değildir. Namazı bırakır, terk eder demişlerdir. Eyyame haydaki, hayız gördüğün günlerde namazı bırak anlamındadır. Ve kavlu şair, şairin şu sözü de bu manadadır. Lehu guru'un ke guru'il haidi. Evet, hayız gören bir bayanın gördüğü efendim hayız gibi onun da bir hayızı vardır şeklinde böyle bir beyit söylemiştir. Ve min meci'ihi bimana ettuh, tuhur manasında gelmesine gelince guru kelimesinin kavlül aşa, aşanın sözü bu konuda şöyledir. Mevrusetün azzen ve fil hayyi rif'aten lema da'a fiha min guru'i nisaika. Böyle bir beyit söylemiş. Dolayısıyla el mana fi kalbi şair diyoruz. Bu beytin manası şairin kalbinde gizlidir. Ve bu uletuhunne kelimesine gelince ve bu uletuhunne ey ezvacuhunne, o bayanların eşleri, kocaları anlamındadır. Cem'u ba'l, ba'l kelimesinin çoğuludur. Bu'ul kelimesi. İmana ezzevcu, ezzevç, eş anlamına gelmektedir. Kale Teala, şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur. Ve hâzâ ba'li şeyha, evet, bu benim kocam, yaşlıdır, pirifanidir anlamında. Vel mer'etü ba'letün, evet kadına da ba'letün denilir, eş anlamında. Ve yugalü leha ba'lün, evet aynı zamanda ba'l kelimesi de bayan için kullanılır, eş anlamında. Efadehu sahibül kamus, kamus sahibi bu şekilde açıklamıştır.
ifade etmiştir. Ve aslül bali, bal kelimesinin aslı es-seyyidül malik. Evet, bir şeye sahip olan efendi anlamına gelir. Yugalu men ba'lu hadihin nagati. Evet, bu devenin sahibi kimdir anlamında bu şekilde kullanılır. Yani ey men rabbuha, yani bu devenin sahibi kimdir? Ve men seyyiduha, bu devenin seyyidi, efendisi kimdir? Yani sahibi, maliki kimdir manasında. Vel mana, o halde ayetin manası ezvacül mütallagati, boşanmış olan bayanların kocaları, eşleri ehakku bi ric'atihinne, evet, onları tekrar aile hayatına döndürmeye daha hak sahibidirler. Fi müddeti tarabbusi bil iddeti, bayan boşandıktan sonra iddet beklediği süre içerisinde onların kocaları tekrar yeniden o bayanları aile hayatına döndürmeye daha fazla hak sahibidirler anlamında ayet-i kerimeyi bu şekilde açıklayabiliriz. Derece kelimesine gelince değerli dostlar, derece kelimesi ed-derecetü, derece kelimesi fil lugati, evet, Arap dilinde el-menziletü rafi'atü, yüksek menzil, makam anlamına gelmektedir. Gale Teala, nitekim şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur. Hüm derecatun indallah, onların Allah katında yüksek dereceleri, yüksek makamları vardır manasında. Ve sümmiyet derecetün, evet, derece olarak isimlendirilmiştir. Teşbihen leha biddurci, evet, masanın, dolabın gözüne benzetilerek derece olarak isimlendirilmiştir. Evet, ellezî yertegî bihi ile sathî, nitekim tavana ulaşılan merdivenin basamakları manasında da kullanılmıştır. Ve yugalu, şöyle denilir, likari atit tarîkı, evet, yolu kat eden kişi için müdrecetün leenneha tatfi menzilen bade menzilin, çünkü belirli bir menzile ulaştıktan sonra başka bir menzile doğru yol almaktadır. Ve aslu durci, durç kelimesinin veya derç kelimesinin aslı bimana tava, evet, tava yani dürmek, bükmek, kat etmek anlamına geliyor. Yugalu derecel kavmü, evet, bir kavm bu şekilde kullanıldığı zaman ey tavev umrahum, yani ömürlerini kat ettiler manasında. Ve fenev fil emsali, evet, fani oldular ve ömürlerini kat ettiler, tamamladılar anlamında kullanılmaktadır. Ve fil emsali, misalde de şöyle denilmiştir, darb-ı mesel olarak hüve eksebu min mendebbe ve derece denilir. Ey eksebul ahyai vel envat, yaşayan ve ölen insanların en fazla yalan söyleyen kişisidir o şeklinde, böyle bir darb-ı mesel söylenir. Evet, başka bir kelime ayetlerde kullanılan azizün hakimün, evet, azizün hakimün, ey meni'us sultani galibun la yulebu, evet, öyle bir hüküm verendir ki, öyle bir hükümdardır ki ona asla hiçbir kimse, hiçbir şey galip gelemez. O her şeye galiptir. Hakimun fi ahkamihi ve ef'alihi, ve hükümlerinde, verdiği hükümlerde ve yaptığı fiillerde hikmet sahibidir anlamında. Ettalagu, ettalak kelimesine gelince ettalagu hallu ukdetin nikahi, nikah akdini çözmek anlamına gelmektedir. Ve aslul intilak ve tahliye, ve asluhu, yani talak kelimesinin asli manası el intilagu ve tahliyetü, evet, boşamak ve serbest bırakmak anlamına gelmektedir. Yugalu nagatun taligun, evet, boşanmış yani serbest bırakılmış deve
anlamında bu şekilde kullanılır. Ey mühmeletün, ihmal edilmiş, serbest bırakılmış deve anlamındadır. Gat turiket fil mer'a, evet, otluğa bırakılmış, terk edilmiş, kendi başına bırakılmış deve manasındadır. Bila kaydin ve la ra'in, yani ya ne boynunda bir kayıt var, bir bağ vardır. Ve la ra'in, ve başında da herhangi bir çoban yoktur. Ve sümmiyetil mer'etül muhalla sebileha, evet, kendi yolu serbest bırakılmış bayan içinde talikan, evet, boşanmış manasında talik denilir. Bihadel mana, bu mana gözetilerek bu şekilde kullanılır. Galer râgibu, râgib İsfahani de şöyle demiştir. Aslut talâgı, talak kelimesinin aslı, asli manası, ettahliyetü minel vitâgı, bağdan çözmek, serbest bırakmak anlamına gelmektedir. Yugalu etlaktu elba'ira min ikalihi, evet, deveyi bağından çözdüm, serbest bıraktım anlamında bu şekilde kullanılır. Ve tallaktuhu idâ terektehu bilâ gaydin, evet, bağsız olarak serbest bırakıp boş bıraktığın zaman bu şekilde tallaktuhu denilir. Ve minhu istu'ira, istiare olarak kullanılmıştır. Tallaktul mer'ete, kadını boşadım şeklinde, nahvu halleytuha, yani ona serbest bıraktım, onu nikah bağından çözdüm manasında. Fehiye talibun, evet, kadın için talik kelimesi kullanılır. Ey boşanmış kadın manasında. Ey muhallatun an hibaletin nikahi, nikah ipinden, bağından çözülmüş, serbest bırakılmış kadın anlamında. Ve tallagahu el maradu, hastalık onu serbest bıraktı. Ey hallahu, onu bıraktı anlamında bu şekilde de kullanılmaktadır. Gale şairu, nitekim şair bu konuda şöyle demiştir. Tutalliguhu tavran ve tavran turaci'u, evet, onu dönem dönem serbest bırakıyorsun ve tekrar yeniden müracaat edip dönüyorsun manasında. Evet, tesrihun kelimesi ise, değerli arkadaşlar, tesrihun, ettesrihu irsalu şey'i, bir şeyi göndermek anlamına geliyor. Ve minhu tesrihu şari, saçı bırakmak, saçı bağlamamak ve serbest bırakmak manasında. Li yahlusa el ba'du min ba'd, evet, saçın birbirine karışmaması ve serbest kalması için saçı bırakmak anlamında kullanılmıştır. Ve serraha el maşiyete denildiği zaman, ve serraha el maşiyete manası, erselaha litera, evet, hayvanın otlaması için otluğa gönderilmesi anlamında bu şekilde kullanılır. Esserhu ve huve şecerun lehu semerun, evet, bir meyvesi olan ağaca da esserhu denilir. Sümme cu ile likulli irsalin fir rayi, evet, otlak için, otlaması için gönderilen her hayvana bu şekilde bu kelime kullanılmaktadır. Galer râgibu, râgib İsfahani şöyle demiştir. Ve tesrihu fit talagı, talakta, boşamada tesrih ne manaya gelir? Müste'arun min tesrihil ibil, evet, devenin serbest bırakılmasından istiare olarak kullanılmıştır. Evet, kettalagı fi kevnihi müste'aran fi itlagil ibil, evet, devenin serbest bırakılmasından istiare olarak boşama kelimesi oradan ne yapılmıştır, alınmıştır. Febelâne ecelehunne, bunun manası ise ey garabne inha'il, garabne inha'el iddeti, yani bayan, boşanan bayan iddet süresini beklemeye başlar ve iddetin bitmesine yaklaştığı zaman anlamında. İddetin, iddet müddetinin süresinin bitmesine yaklaştığı zaman manasında. Yennehu bade inkıda'il iddeti, çünkü iddet süresi bittikten sonra la sultane lirraculi aleyha,
kocanın bayana herhangi bir efendim hüküm hakkı yoktur. Bir efendim söz hakkı yoktur. Vel arabu tegulu, nitekim Araplar şöyle derler. Belegal belede, ülkeye ulaştı. İza şarafel rusule ileyha, ülkenin sınırlarına ulaştığı zaman, yaklaştığı zaman beleden belegal belede derler. Gale Şevkani, Şevkani de şöyle demiştir. El bulugu ile şey, bir şeye ulaşmak. Manahu, bunun manası. El hakikiyu, hakiki manası. El vusul ileyhi, ona ulaşmak anlamına gelmektedir. Ve la yüstamelu el bulug, evet bulu kelimesi, imana el garabe illa mecazen, ancak mecazi olarak bir şeye yaklaşma anlamında kullanılır. Bir alagatin, bir alagatin maal garine, garine olduğu zaman, garine ilişkisi olduğu zaman mecazi olarak yaklaşma anlamında kullanılır. Kemahune, burada olduğu gibi, ayette olduğu gibi, li ennel mer'ete, çünkü kadın, izâ haracet minel iddeti, iddetten, iddet süresinden çıktığı zaman, lem yebqa li zevci aleyha sebilun, artık kocasının onun hakkında herhangi bir söz söyleme, hüküm verme hakkı kalmaz. Evet, dıraran kelimesine gelince değerli dostlar, dıraran ne demek? Ey bikastil idrari, yani kadına zarar vermek kastıyla anlamındadır. Galel gaffalu, gaffal şöyle demiştir. Eddiraru huvel mudarratu, evet zarar verme anlamındadır. Gale Teala vellezine ettehadu mesciden dıraran, evet zarar verecek, Müslümanlara zarar verecek bir mescidi edinenler var ya, ey liyudaru el müminine, müminlere zarar vermek için mescit yapanlar var ya anlamındadır. Ve malan medarra, madarranın manası errucu ila isaretil udvan, yani düşmanlığın ortaya çıkarılmasına dönüş anlamındadır. Ve izaletül ülfe, aradaki ülfetin, muhabbetin izale edilmesi ve düşmanlığın ortaya çıkarılmasına çabalama anlamındadır. Evet. Ta'duluhunne el adlu, el adlu ne manaya geliyor? El men'u, men etmek, engellemek anlamına gelmektedir. Ve tadyibu ve sıkıştırmak anlamındadır. Yugalu adelel emra, işi zora soktu manasında. İza dagat aleyke fihil iyelü, eğer işte bir takım çaba ve çareler senin için zorlaşırsa bu şekilde söylersin. Ve daun udalun, udalun denildiği zaman, daun udalun denildiği zaman, ey şedidü asiril ber'i, evet iyileşmesi çok şiddetli bir şekilde zorlaştı, iyileşmesi zor anlamında, yani aya ele tıbbae, doktorları zora soktu manasında. Ve küllü müşkilin indel Arap, Araplarda her müşkile, her problem, her mesele fehve modilun, modil olarak ifade edilir. Ve minhu kavlu Şafii radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, İmam Şafii'nin şu sözü de bu manadadır. İdil modilatu tasaddayneni keşefet hakaigaha bin nazari. Böyle bir beyt söylemiş İmam Şafii. Galel Ezheri, Ezheri, Ezheri de şöyle demiştir. Aslul adli, adlın aslı, min kavlihim adalet ennagatu, evet adaletin nagatu denildiği zaman, ida neşebe veledeha, evet felem yeshul hurucuhu, evet karnındaki cenini, karnındaki yavrusunu doğurması zorlaştığı zaman adalet annagatü denilir. Felem yesul kurucuhu, karnındaki yavrusunu çıkartması kolay olmadığı zaman bu şekilde söylenir. Ve adalet eddecacetü,
İza neşebe beyduha, tavuk içinde tavuk yumurtayı çıkartması zorlaştığı zaman ve adaleti decacetü denilir. Felem yahruç, evet yumurta çıkmadığı zaman bu şekilde söylenir. Vel mana, o zaman ayetin manası şöyledir. Fela temne'uhunne mine zevaci, evet boşadığınız hanımlarınızı tekrar başka biriyle evlenme konusunda onlara mani olmayınız. Bimen eradne minel ezvacı ba'de inkıda iddetihinne, evet iddet süreleri tamamlandıktan sonra başka bir kişiyle evlenmek istediklerinde onların evlenmesine mani olmayınız, engel olmayınız anlamındadır. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlar. İnşallah gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.